ülkemiz İsrail'e karşı, başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam ülkelerini ve vicdan sahibi olan herkesin zaman kaybetmeden harekete geçmesinin şart olduğunu belirtiyoruz. Evrensel insan hakları ve savaş hukukunu hiçe sayan binaları, okulları, hastaneleri, camileri, kiliseleri, yolları, su depolarını vuran sivil halkı bombalayıp on binlerce kadın ve çocuğu şehit ederek tarihin tanıklık ettiği bunlardan birisi de sağlık tesislerine hedef alınmasıdır. Sağlık tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar hiçbir şekilde insanlığa ve vicdana sığmadığı gibi uluslararası hukuktaki karşılığı da açık bir savaş suçudur. Bu saldırılar sonucunda yüzlerce sağlık çalışanı yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir. Gazze Sağlık Bakanlığı abluka altındaki Gazze şeridinin kuzeyindeki hastanelerin hizmet dışı olduğunu, ekipman, tıbbi cihaz ve malzeme yetersizliğinden dolayı Şifa Hastanesi'ni ve diğer hastanelerin işletmekte zorluk yaşadıklarında faaliyet gösteren sağlık meslek örgütlerini insani ve vicdani sorumluluklarını yerine getirerek bu saldırıların karşısında seslerini yükseltmeleri gerekmektedir. Ayrıca ülkemizin Sağlık Bakanlığı Gazze'de Sahra Hastaneleri kurmalıdır. Ve her türlü personel teçhizat ile ivedi bir şekilde destekte bulunulmalıdır. Gazze'ye selam, direnişe devam! Gazze'ye selam, direnişe devam! Gazze'ye selam, direnişe devam! Terör devleti İsrail'e yönelik tınarmadan öte adımların gecikmesizin atılması İsrail ile devlet düzeyinde ekonomik ve diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesi gerektiği konusunda yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Bu çağrı Birazcayır Sivil Toplum Kuruluşları olarak Cumhurbaşkanımıza, Dışişleri Bakanlığımıza açık ve net bir şekilde şunu talep ediyoruz. Bu saatten sonra bu katliamlara rağmen bu katillerle, bu teröristlerle diplomatik, ekonomik, ticari ilişkilerin kesilmesi için ne bekliyoruz? Daha nelerin olmasını bekliyoruz? Ve bu duygularla şöyle diyoruz. Selam ey Gazze halkı. Selam ey direnişin çocukları. Selam Hamas. Selam ey Ebu Beyde. Selam, sizler özgürsünüz. Bütün dünya şu an tutsa. Zafer inananlarındır, zafer Müslümanlarındır ve zafer inşallah bizim olacak.